Hacıların Kurban Bayramı'nın Arife günü toplandıkları Mekke'nin doğusundaki tepe. Biliyorum da. Tamam, şeytan taşlanıyor da adını unuttum. Hacıların Kurban Bayramı Arife günü. Almayın abi. Bulursunuz, bulursunuz. Hiç üflemeyin. Hiç bulursunuz, bulursunuz. Ama nasıl bulacağız? Bulursunuz. Harf sayısına bakın ne olur. Acaba sesli harfle mi başlıyor, sessiz harfle mi? Onu bir düşünün, gerisi gelecek. Yok. Gerisi gelecek. Sesli harfle biliyorum başlıyor, gerisi gelecek. Kaç hecedir? Onu bir düşünün, bulacaksınız. Şey dağı bu da. Dağını falan unutun. Öyle alınmıyor pek. Hmm. Yani nokta nokta dağına çıktım demezler pek. İstemiyorum ama bir harf almayın, alacağım. Almayın. Bakın almayın. Tekrar ediyorum. Sesli harfle başlıyor. Öyle bir düşünün bakalım. Alalım mı? Yani zorlandım çok. Alıyor muyuz? Alıyorum. Aldık, durduruyoruz. Bilmiyorum ki. Belli ki son heceden geldi o F harfi. Karşımıza bir soyadı olarak da çıkmıştır. Yani tarihe öyle de geçmiştir. Soyadı. Evet. Ünlü bir devlet adamının soyadı olarak da karşımıza çıkmıştır. Öyle de bilinir, hatırlanır. F harfi son hecenin içerisinde, belli ki o son hece onunla başlıyor. Ne olabilir? Ne bileyim, fas. Üzüleceksiniz, üzüleceksiniz Hülya Hanım, yapmayın. Vallahi biliyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz. Yok değil canım, olur mu öyle şey? Ben bilmiyorum bunları çok fazla da. Biliyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Çıksın hadi bakalım. Arafat. 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 Tepe olarak değil de soy isim olarak biliyordum aslında. Arafat ama öyle ama, soramam ki. Tabii canım, yani artık sorun değil. Bize bir avuntu alkışı. Haydi yolumuza devam edelim. Gülelim eğlenelim Arafat diye hazırladığımız bir soruydu. Dur bakalım, güldürecek mi sizi? Bir yüzünüz asıldı çünkü. Yok yok, asılmadı hiç. Ben mutluyum. Peki. Hadi gelsin. Çıkaracağım. Sempatik kurnaz. İki kelime birleşik. Sempatik kurnaz. Sempatik kurnaz. Seni gidi. Cingöz. Cingöz. Gayet güzel. Yedi harfidir, tek kelimedir efendim. Buyurun gelsin. Bir üretim veya hizmet etkinliği sonucunda elde edilen brüt gelir veya kazanç. Brüt gelir veya kazanç. Üretim ve hizmet etkinliği sonucunda elde edilen. Yüksek nokta nokta. Sermaye. Sermaye ana para. Bu. Ya ana parayı koymuşum, etkinliği gerçekleştirmişim, oradan kaldırdım. Kar payı değil. Yok. Kar ayrı. Ay, biliyorum. Bir de böyle hani o günlük hasılat. Hasılat. Siz şimdi canınız sıkılmadı öyle mi Hülya Hanım? Ya şöyle bir şey, yok yok, Arafat bildiğim kelime gelseydi sıkılırdım. Unutun artık, geride kalsın. Sıkılmıyorum işte, o yüzden söylüyorum. Öyle mi? Bilmediğim kelime nasıl bilmeyeceğim? Ama ben yani böyle ama somurtan bir yüz görüyorum. Bak hiç dinlemiyor da beni. Full yapmasaydı o zaman olurdu. Hiç dinlemiyor da beni. Hadi yeni soru gelsin o zaman. Hadi bakalım. Bir kişinin ölümünden yasal ve ahlaki yollarla maddi çıkar sağlayan kişi. Miras hediyeceğim, olmayacak ölümünden. Işte, çok uzağa gitmeyin. O biraz ağır oldu. Mirasçı. Ne diyelim? Olmaz. Mirasçı. Mirasçı diyelim. Hadi yenisi. 1 dakika 22 saniye var. Yeter geriye kalan sorulara. Görelim. İki kelime bu da. Bir öğretmen veya öğrencinin birebir çalıştığı eğitim seansı. Özel ders. Özel ders, gayet güzel. Bakalım seviyor musunuz bu dalı? Harf aldırmadan cevap verdirir bence bu soru. Göreceğiz. Kriminal olayları konu alan roman veya filmler. Nasıl filmler, nasıl romanlar? Polisiye. Polisiye, gayet güzel. Her doğru cevapta insanın canı sıkılıyor. Biliyorum, biliyorum. Mesela ben o harfi şurada aldırtacaktım. Benim de hesabım oydu. Benim hesaplarım da bozuldu. Bakın mesela bilindik bir şeyin Türkçe karşılığı olsa olsa ne olur diye düşünmek lazım. Ama bazen o kadar pratik olamıyor her yarışmacı. Belki bir harf aldırır. Sprey. Bu sözcüğün hiç kullanılmayan Türkçe karşılığı nedir Hülya Hanım? Sıkıştırılmış olmaz. Tek kelime. Tek kelime. Evet, tek kelime. Sprey kelimesinin. Serpiştirme. Yok. Polarize. Bir alet ya bu. Tamam. Hani.
Oturgaçlı götür geç gibi. O da olmuyor. Ne? Püskürtme. Oturgaçlı götür geç gibi. Püstür geç. Nedir? Püstür geç. Püstür geç. Püstür. Püstür geç. Püstüren geçti. Püstür. Püstür değil de Püskürteç. Nedir? Püskürteç. Püskürteç gay. Resmen doğurduk yani. Evet. İlk defa. Ve açıkça söyleyeyim, bence püskürteç yerine püstür geç deselerdi, spreyden daha çok kullanılan bir kelime.